يا لغتي عربية حسبي لأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولسان. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الرابع من كتاب الصيام. bugün كتاب الصيام'ın dördüncü dersini okuyoruz. Mustafa nerede? Çarşıya kaydı şimdi, okul kaydı. Bu çocuğunla mı gidiyorsun? Ve yelzemuhu ve yelzemuhu, kişiye lazım gelir. Ne lazım? Mal kadâi, kadâ ile birlikte. El kefaretu, kefaret lazım gelir. Oldu mu? Kime lazım gelir? Niçin lazım gelir? Ve yelzemuhu, kişiye lazım gelir. Li ifsadi savmi fi ramadane bil cimai. Ramazan ayında cima sebebiyle orucunu ifsad eden, fesada götüren kişiye lazım gelir. Me'al kadai, o günkünün kazasıyla beraber el kefaretu. Ona ne lazım gelir? Ona kefaret lazım gelir. Demek bir kişi Ramazan ayında orucunu cima ile ne ederse, bozarsa, o günün kadası ile birlikte kefaret ona ne gelir? Lazım gelir. Bak, Ramazan ayında adam oruç tutmamış, cima ederse bir şey lazım gelmez. Veyahut da orucunun başı bir şeyle bozduktan sonra cima edersen bu kefaret lazım gelmez. Ve yelzemu li ifsadi savmi fi ramadane bil cima'in. Ramazan ayında cima ile orucunu ifsad eden kişiye lazım gelir. Mal kadai, kaza yapmayla birlikte el kefaretun. Ne lazım gelir? Kefaret verecek. Kefaret nedir? وَيَا اِتْقُوا رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. Mümin bir rakabe. Rakabet boyun demek, murat köle. Çünkü kölelik insanın boynunda kendini gösteriyor. Zillet orada, başı eğik olur. Onun için rakabet burada murat köle demek. اِتْقُوا رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. Mümin bir köleyi azat etmektir. Kafir bir köleyi azat ederse olmaz. O köle de selimetin minel uyubi, ayıplerden salim olacak. El mudirretin, zarar verici ayıplerden ne olur? Salim olur. Neye zarar verici ayıplar? Çalışmaya. Mesela eli sakat olan kişi tam çalışamaz. Gözü kör olan abi tam çalışamaz. Ayağı sakat olan tam ne etmez? Çalışamaz. Çalışmaya zarar veren uyublardan, kusurlardan selim bir mümin köleyi azat etmektir. Oldu değil mi? Bir kişi Ramazan ayının orucunu cimane bozarsa o günü kaza yapar. Ayrıyeten ayıplerden, zarar verici ayıplerden selim bir mümin köleyi ne edecek? Azat edecek. Pek feinlemeyecek, böyle bir köleyi bulamazsa. Köle yok. Veyahut da bu sıfatlarla mutasif olan köle yok. Veya bu sıfatlarla mutasif olan köle var ama alacak parası yok. O zaman fesiyamu şehreyni mutetabi'ayni. İki ay arka arka oruç ne edecek? Tutacak. Bir ay tuttu, ben bir gün ara vereyim, ikinci ay tutayım derse tekrar baştan alması lazım. فَسْيَامُ شَهْرَنِ مُتَتَى بِعَيْنِ. Arka arka iki ayın orucunu tutacak. فَاِنْ لَمْ يَسْتَتِي. Buna gücü yetmese, arka arka iki ay oruç tutma gücünü kendisinde bulmasa, فَاِتْعَامُ سِتِّينَ مِسْك۪ينَ.
60 miskine taam yedirecek. 60 miskine ne edecek? Taam yedirecek. Ne kadar? Her birine bir avuç. Hani bir avuç 650 gram diye 570 ektrafıydı. 650 gram dersek her birine 650 gram, 700 gram veya 1 kilo buğday verecek. En kolay budur. Yalnız köle imkanı varsa neye geçemez? 2 ay oruca geçemez. 2 ay oruç tutabiliyorsa 60 kişiye taam veremez. Bunlar tertip var burada. Birinci mümkünse ikinciye geçemez. İkinci mümkünse üçe geçemez. Ha köle azat edemiyor ise, 2 ay oruç tutamıyor ise o zaman 60 kişiye ne edecek? İtam, taam yedirecek, taam verecek. Ne kadar? Her birine bir avuç buğday verecek. Peki fein aceze 60 kişiye yemek verecek gücü de yoksa sebetet o kefaret sabit olur. Fi zimmeti, onun zimmetinde, onun boynunda sabit olur. Yani o kefaret ne olur? Onun boynuna yapışır. Ne demek? O adam borçlu kalır. İleride ne zaman bu üç şeyden birine gücünü yeterse yerine getirecek. Nasıl? Bir kişinin birinden alacağı olur, onda ödeyecek durumu yok. O borç onun zimmetine yapışır. Ne zaman gücü yeterse öder ise, burada da öyle, bu adamın zimmetine yapışır. Ne zaman gücü yeterse, bu üç şeyden birine yeterse onu ne eder? Yerine getirir. Murat tarafı pencereyi aç. وَلَا يَجِبُ عَلَى الْمَوْتُوَةِ كَفَارَةٌ Yalnız cimaa uğrayan kadının üzerine kefaret vacip değildir. Oldu mu? Ne vacip değil? Kefaret ona vacip değil. O gün o kadın da orucu ne edilir? Bozulur. Kadının orucu ne olur? Ahmet, senin ismin neydi? Ahmet. Kadın orucu bozulur, bir gün kefaret, yani bir gün kaza yapar ama bir köle azat etmek veya iki ay oruç tutmak veya 60 kişiye yemek yedirme kefareti kadında yok. Bildiniz mi? Tabi ihtilafla birlikte, burada ihtilaf var, bazıları diyorlar kadına da kefaret var ama eshabı ki kadına ne yok? Kefaret yok. Niye kefaret yok? Sebebine gelince diyor kadın, haşefetin kayıp olmasıyla kadının orucu bozuldu. Daha cima aşamasına geçilmeden kadının orucu ne olmuş oluyor? Bozuluyor. Önce haşefetin gaybubetiyle, kayıp olmasıyla kadının orucu bozuluyor. Cima oruç bozulduktan sonra gerçekleşiyor. Onun için kadına sanki kadın bir şey yemiş, orucunu bozmuş gibi oluyor. Bir gün kaza yapar. Oldu mu? Ama Hanefilerde durum farklı. Çünkü Hanefilerde bir kadın değil, bir kişi bile bile Ramazan ayının orucunu bozarsa herhangi bir şeyle, cima veri cima fark etmeksizin 60 gün kefaret ne oluyor? Gerekiyor. وَلَا يَجِبُ عَلَى الْمَوْتُوَةِ كَفَارَتُ Mevtu'a kadın üzerine kefaret vacip değil. Pek fe'in fe'ale cemi'e zalike. Kişi bunun tamamını ne etti? Tamamını yaptı. Öyle değil mi? Ta dünkü dersin başında ve in ekele ev şeribe ev istiate gördünüz mü? Oradan ta buraya kadar cima da dahil. Fe'in fe'ale cemi'e zalike. Bunların tamamını yaptı. Hepsini yaptı. Ama nasiyen. Orucu unutarak yapmış. Ev cahilen yahut da Ramazan'da oruçta bunların haram olduğunu bilmeyerek yaparsın. Diyelim tabi bunda özür olmalı. Adam yeni Müslüman olmuş. Oruçta bunların haram olduğunu bilmiyor, yapıyor. Ev mukrehen yahut da bunları kerhen yapmış. Birileri bunu mecbur kılmış. Yapmasan seni öldürürüz gibisine. اَوْ غَلَبَهُ الْقَيْءُ
Yahut da uskufra ona galebet etti, midesi bulandı, uskufra etti. Kendi iradesinin dışında. Ev enzele bihtilamin. Yahut da ihtilam yoluyla meni ne oldu? Nazır oldu. Adam yatmıştı, rüyasında, uykusunda ihtilam oldu. Ev an fikrin. Yahut da adam ne etti? Zihninde, aklında bir güzel kadını tesavvür etti, düşündü ne ise o an ne oldu? Meni geldi. Ev nezerin yahut bir surete baktı, bir fotoğrafa baktı veya bir kadına baktı, ne oldu? Meni nazır oldu. Ev nezele cevfehu yahut da onun karnına nazır oldu, su nazır oldu. Bin medmedetin ağzına su vermeyle. Westin Şahin burnuna su vermeyle ama bile mübalağatin. Mübalağa yapmaksızın. Mübalağa yapmaksızın. Medmede istinşak yaptı. Su onun karnına ne oldu? Ağzından aşağı indi. Bak mübalağa yapmamış. Ev cererriku bima bakiye minatta'ami fi hilali esnanihi. Hilal esnanihi. Esna demek, orta demek. Ev cererriku, ağzındaki tüklüğü cari oldu. Ne oldu Ahmet? Ev cererriku, tüklüğü cari oldu. Dolaştı. Neye cari oldu? Bima bakiye mine taammi. Baki kalan taama cari oldu. Ne de baki kalmış? Fi hilali esnanihi. Dişlerinin arasında ekmek, yemek kalmış. Ağzındaki tükürük o taammıyla dolaştı. Taammıyla ne etti? Dolaştı. Yalnız ba'de tahlili, adam dişlerin arasını temizledikten sonra dişlerin arasına kalan yemeğe tükürük ne oldu? Değdi. Ve acize an meccihi. O tükürüğünü atmaktan da ne kaldı? Aciz kaldı. Atacak yer, ortam yok diyelim. Bak, dişlerin arasında kalan yiyeceği yemiyor. Dişlerin arasında kalan yemeğe onun tükürüğü değiyor, dolaşıyor. O tükürüğü ne ediyor? Yutuyor. Bak, ev, tekrar ediyorum. Ev cererrikum. Rikin ne oldu? Tükürüğü cari oldu. Neye cari oldu? Bima bakiye minat taami. Fi hilali esnanihi. Dişlerinin arasında kalan taamla tükürüğü ne oldu? Cari oldu. Ba'da tehlilihi. Yani ba'da tehlilihi et taamla. O dişler arasındaki taamı tehlil temizledikten sonra orada yine kalan yemeğe tükürüğü değdi, gezdi, dolaştı. Ve aceze an meccihi. Bakın, yani normal dişlerin arasını ne etmiş? Temizlemiş. Ama buna rağmen aralarında ne olmuş? Kalmış. Ve aciz an meccihi. O dişlerin arasına kalanı çıkartıp atmaya da gücü yok. Bak demin tükürük dedim, tükürük değil. Ve aciz kaldı an meccihi. O dişlerin arasına kalan taammi atmaktan aciz kalmış. Buna rağmen dişlerin arasında ne olmuş? Taam kalmış. Onun tükürüğü o taama ne etti? Bulaştı, değdi. O tükürüğü ne ediyor? Yutuyor. Ev ceme'a rîkehu fî femhî. Yahut da bu sefer dişlerin arasında taam yok. Tükürüğünü ağzında ne etti? Topladı. Tükürüğünü ne etti? Ağzında topladı. Ve ptela'ehu onu ne etti? Yuttu. Sırfen, bak sırf ne yuttu? Tükürüğünü ne etti? Yuttu. Tamı yutmadı. Tam yok içinde. Ev ahrecehu ala lisanihi. Bakın tükürüğünü dilinin üzerine çağırdı. Yani dilinin üzerine tükürüğünü biriktirdi ve dilini çıkarttı. Sümme raddehu. Sonra ne etti? Onu içine reddetti. O tükürüğü içine aldı ve bela'ahu. Diliyle beraber tükürüğünü dışarı çıkarttı. Sonra ağzına aldı ve yuttu. Daha cevap gelmedi. Ev ihtela'an nuhameten min batinihim.
kendi göğsünden, boğazından bir nuhameti, bir belgami neyti çıkardı. Ev ihtala an nuhameten min batinihi. Batından çıkarttı ve lefeza dışarı attı. Bak. Boğazından bir nuhameti çıkarttı. Öyle değil mi? Neyti attı. Yutmadı. Ev tala al fecru. Fecr doğdu. Fecr-i sadık doğdu. İmsak vurdu. Ve fi femihi ta'amun. Onun ağzında ta'am var. Yemek yiyor, sahur yiyor. Ağzında lokma var. Fecr vurdu. Felefezehu. O da neydi? Hemen ağzındakini attı. Fecrin tuluğuyla beraber ağzındakini yutmadı. Dışarı attı. Evkane mucamiyen. Yahut da adam cima haletindeydi. Fecr vurdu. Fennezen filhal. Derhal beklemeksizin çıkarttı, zekerini çıkarttı. Ev name cemi'en nehari. Adam sabah namazını kılmış veyahut da imsaktan önce yatmış ta akşam namaza kadar nerede kalmış? Uykuda kalmış. Ev uğmiye aleyhi. Ev uğmiye aleyhi. Yahut da baygınlık oluşmuş. Uğmiye ne olmuş Osman? Baygınlık oluşmuş. Aleyhi o kişi üzerine. Fihi naharda. Gündüzden adam bayıldı. Gündüzden neydi? Bayıldı. Yalnız uyku gibi gün boyunca değil. Ve efâke lahzeten minhum. Günün bir lahzesinde uyandı. Diyelim iftara 5-10 dakika kala bayılan kişi uyandı. Bakın. Ev uğmi aleyhi fihi baygınlık geçirdi ve efaka uyandı lahzeten min naharın bir lahzesinde neydi uyandı. Tekrar başa gelin fe in faale cemi'a zalike nasiyen gördünüz mü? Ta dersin başlarına doğru. Gördünüz mü nerede? Osman gördün mü? Şeyde göster. فَاِنْ فَعَلَى جَمِيعَ ذَٰلِكَ نَاسِيًا اَوْ جَاهِلًا اَوْ مُكْرَهًا اَوْ غَلَبَ الْقَيُّ tam buraya kadar لَمْ يَدُرَّهُ ona zarar vermez فِي جَمِيعِ ذَٰلِكَ bunların tamamında ona zarar vermez وَيَسِّحُ السَّوْمُهُ orucu ne olur? Orucu sahih olmaz. Oldu mu? Ve yesef savunur. Oruç sahip olursun ki. Ben oruç sahip olmaz dedim. Yok. Lem yedurrehu. Bu yaptığı şey ona zarar vermez. Fi cemi zalike. Bu zikir ettiğimizin tamamında yaptığı şey ona zarar vermez. Ve yesihhu savmuhu. Orucu da ne olur? Orucu da sahih olur. Demek ki dişlerin arasında kalan orucu bozar bozmaz mı? Dişler arasında adam temizlemişse, gücü yettiği kadarıyla temizlemiş, kalanı artık temizlemesinden ne kalmış? Aciz kalmış. Tüklüğüyle beraber karışılırsa, aşağı inerse orucu bozmaz. Oldu mu? Yok. Temizlemeye gücü varsa, buna rağmen temizlemese, tüklüğüyle karışırsa, aşağı inerse orucu bozar. Orucu bozan namazı da bozar, namazı bozan orucu da bozar. Ve izâ ekele. Bir kişi geceleyin yemek yedi, sahur yedi. Ama muhtakiden ennehu leylun. O itikad ediyordu ki gecedir. Diyelim saatine baktı. Saat 4, 5. Oturdu, yemeğini yedi. O zannediyor ki gecedir. فَبَانَ اَنَّهُ النَّهَارُمْ sabah oldu, sordu, herkese baktı ki imsak 5'te bitiyor. O 5'ten sonra yemek yemiş. Ne olur? اَوْ اَكَلَ biri ne etmiş? Yemek yemiş. زَانَّ لِلْغُرُوبِ grubi zan ederek yemiş. Hava bulutluydu, zannetti ki güneş doğum batmış.
neyti? İftarını açtı. Ama vestemerrel işgalu. O işgal devam etti. Sonra ortaya çıkmadı. Acaba güneş gerçekten batmış mıydı, batmamış mıydı? Durum netleşmedi, netlik kazanmadı. Vecebel kadar, burada kadar nedir? Vacibdir. Niye? Çünkü birinci sefer yemek bilerek yemiş, zannetmiş ki gecedir. Ama sonra ortaya çıktı ki gündüzdür, gündüzden yemiş. O orucu ne olur? Bozulur, kazan vacib olur. İkinci sefer, güneş batmış mı batmamış? Zannetti ki batmış, bak yakin etmemiş. Zannetti ki ne etmiş? Zannından yola çıkarak oturdu, yemeğini yedi. Sonra da o durum netleşmedi. Güneş gerçekten batmıştı, batmamıştı. O gün yine kaza yapar. Niye? Çünkü asıl baka o nedir? Nahardır. Asıl gündüz daha devam ediyor. Nasıl yemeliydi? Nasıl yemeliydi? Yakinen güneş battığını bilseydi yiyebilirdi. Bu yakine varmadan böyle battığını zannederek yediği için durum da sonra netlik kazanmadı. Ona o gün kaza vacip olur. Bakın tekrar ediyorum. Ve izâ ne zaman ki ekele kişi ne ederse? Yemek yerse. Mu'takiden ennehu leylun. Gece olduğunu itikad ederek yedi. Febâne ennehu neharun. Son ortaya çıktı ki yemek yediği zaman nahar imiş. Ev ekele adam yedi iftarını açtı. Zannenil gurubi. Güneşin battığını bak zannederek yedi. Ve semerrel işgal, o işgal, o müşkillik devam ediyor. Sonra netlik kazanmadı. Gündüzden miydi, geceden miydi bilemedi. O işgal o şekil kaldı. Ve cebel kadar, yine kadar nedir? Vacip. Çünkü asıl gündüz daha devam ediyor. Peki ve in zanne ennel fecre lem yatlu. O zannetti ki dedi daha fecre sadık doğmamış. Yani daha imsak vurmamış. Öyle zannetti. O arada feekele, sahurunu yedi. Ne etti? Sahur yedi. Biraz önce yemişti, sonra ortaya çıkmıştı. Nahar eder, öyle değil mi? Bu sefer ve semerrel işgal. İşgal ne etti? İşgal devam etti. Fela kadar akaza yok. Bak, akşamleyin güneş batını zannederek yerse, işgal devam ederse kaza yapar. Ama gece tulu'ul fecr olmamış zannederek yerse, işgal devam ederse kaza vacip olmaz. Sebep ne? Çünkü asıl o ki gece devam ediyor. O da daha tulu'ul fecr olmamış yerse, o işgal öyle devam ederse kaza ona vacip değil. Ama akşama gelince, akşam zannediyor güneş batmış. Güneş ne olmuş? Batmış. O da yemeğini yedi, iftarı açtı. Sonra durum da netleşmedi. Orada kaza yapar. Niye? Çünkü o nasıl biraz önceki asıl gecenin devamıydı? Bu sefer de asıl gündüzün neyidir? Devamı. Onun için gece daha imsak vurmamış zannederek yerse, o işgal öyle kalırsa kaza tutmaz. O gün için kaza yapmaz. Ama gündüzle akşam güneş batmış zannederek yerse, o işgal öyle kalırsa onu kaza yapar. Mesela anladınız değil mi? Serkan olmadı. Ahmet anlıyorsun. Anlıyorsun. Murat oluyor mu? Ve in tara'e fi esna'il yevmi cununun. Günün esnasında, ortasında bir delilik peyde oldu. Adam öyle doğru deli oldu. Ve lev fi lahzetin minhu. Bir lahze, 10 dakikalık, 20 dakikalık şuurunu, bilincini kaybetti. Sonra ne oldu? Kendine geldi. اَوْ اِسْتَغْرَقَ النَّهَارَهُ بِلِغْمَائِ Yahut'a biraz önce hani velo lahzeten diyorduk ya, adam baygınlık geçirmiş ama günün bir lahzesinde uyanmış. Bu sefer اَوْ اِسْتَغْرَقَ النَّهَارَهُ بِلِغْمَائِ Adam naharını, gününü tamamını ihmayla istigrak etti. Anlıyorsun değil mi? Yani ne etti? Gününün tamamını İmsaktan önce baygınlık geçirdi. Akşam ezanı okunduktan sonra uyandı. اَوْ تَرَ اَحَيْدٌ اَوْ نِفَاسٌ Yahut'a kadın oruç tutmuş.
günün esnasında ortasında hayd pedi oldu ve nifas doğum yaptı. Betere savmu. Bu ve intara'nın cevabı şartıdır. Ve intara'a fi esna'i yevmi cununun. Velev fi lahzetin minhu. Ev istaraqan naharehu bil iğmai. Ev tara'a haydun ev nifasun. Bütün bu suretlerde betere savmu. Oruç ne olur? Bütün bu suretlerde oruç batar olur. Suhur yemek nedir? Hükmü. Diyor ve yunde bu suhuru. Suhur yemek nedir? Mendubdur. Yani geceleyin suhur dediğimiz yemek nedir? Mendubdur. Ve in kalle velev ki yediği şey az olsa dahi. Velev bima in velev ki o suhurini suyla yapsa dahi, gece uyandı bir bardak suyla içse dahi, suhur yerine gelmiş oluyor. O mendubiyet yerine gelmiş oluyor. وَيُنْدَ بُسْحُرُمْ وَاِنْ قَلَّا وَلَوْ بِمَائِنْ Suhur mendubdur, velev ki az olsa, velev ki suyla olsa. وَالْاَفْضَلُمْ اَفْضَلْ تَأْخِرُهُمْ Eftal o ki, bak suhurun kendisi sünnet, ama eftal o ki suhuru fecre doğru ne etmek, tehir etmek. Ama malem ya hafi subha. Sabahdan, fecirden korkmadığı sürece tehir etsin. Ama o kadar tehir etmiş ki artık fecir olmuş olmak üzere öyle bir dar vakte kadar değil. Yani sahurunu gece yarısına falan yemezsin. Fecre doğru, fecre çok yaklaşmamak o kaydıyla. Fecrin korkusu, subhun korkusu olmamak kaydıyla suhuru tehir etmek nedir? Sünnet, mendubdur. Demek ki suhur yemek mendub. Az çok fark etmez. Bir de suhuru fecre doğru tehir etmek nedir? Ha eftaldır. Niye? Ne kadar geç yer içersen o kadar gündüzle ne olur? Dayanıklı olur. Oldu mu? Çünkü hadis-i şerif var ne diyor? Tesahharu fe inne fissuhuri berekete. Yani sahur yiyin çünkü sahurda ne var? Bereket var. Oldu mu? Vel afdalu ta'cilul fıtri. Burada duralım, kalanla bir ders yapalım. Olmadığı yer varsa getirin, sorun, tekrar edelim. اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور